SP, BCX 2011 SP'siz modelde gel hocam. Filtremiz şu şekilde oluyor. Şimdi yeni varyatörler gelecek. Motorumuz yağ yakıyordu. Grant'ta lahır lahır ses vardı. O motor. Grant'ı bir getirme imkanımız olur muydu? Neyse sonra gösteririz. Doğaçlama çekiyoruz. Daha hiç marşına basmadık arkadaşlar. Marşa basmadan önce ne yapıyorduk? 3 defa kontağı aç, kapa, aç, kapa, tekrar aç, tekrar kapa, tekrar aç, bekle yapıyorduk. Ve marşa basıyorduk arkadaşlar. Marşa basmadan önce de 1, 2, 3. Gaz vermiyoruz. Arka frene bastık. Marşa bastık. Şiir gibi çalıştık. Şimdi burada sakın şöyle bir şey aklınıza gelmesin. Ustam sen bunu daha önce çalıştırdın, sonra marşa bastın. Hatta Sinan hocam dedi ki önce bir çalıştıralım sonra basalım. En ufak bir ses yok. Motorun etrafını gezdir, ben grantını getireyim eski grantı. Değerli takipçiler, sesini duyuyorsunuz. Yepyeni motor. Revizyonu yapıldı. Şiir gibi çalışıyor. Zaten Honda'ların çalışma şekli sessiz bir şekilde çalışıyor. Görüyorsunuz hiçbir ses yok. Neler yapıldı? Ana grant. Bak. Şıngır şıngır oynuyor. Bu ses harıl harıl ses yapıyordu. Artı sekman tepe yapmış. Ovalleşmiş. Burum yapmış. Bunun silindiri de değişti. Silindir de orada onda iş yaptı. Yani burada demek istediğim şu arkadaşlar. Sonuç önemli. Sahada sonuç elde etmek çok önemli. Şu an attığımız taş, ürküttüğümüz kurbağaya değdi. Niye değdi arkadaşlar? Yaptığımız masraf motorun sesini kesti. Bak gel hocam. Artı bunda ilk defa Bravo Extreme 6000 katkısıyla grantı ve sekmanları yağladık. Onlara sürdük. Görmüştünüz videonun bir önceki bölümünde. O motoru toplamadan önce Bravo'nun Extreme katkısını kullandık. Niye? İlk çalışmada aşınmayı önlemesi için ve şu anda gerçekten hiçbir vibrasyon yok. Vibrasyon yok. Kendi halinde çalışıyor. Çok hafif gaz veriyorum. Sıkıntı yok. Bu şekilde yarım saat çalıştırıyoruz. Yarım saat sonra stop edeceğiz. Tekrar çalıştıracağız. 500 kilometre bir rodajı var arkadaşlar. 500 ile 1000 kilometre arası. 500-1000 kilometre sonra yağını alacağız. 800 mililitre yağ koyduk. 700-750 mililitre yağ alırsak ne mutlu bize. Tabi ilk rodajdan sonra belki biraz bir 100 mililitre eksiltebilir ama biz buna Bravo Extreme kullandık. PGX'ler için özel yapım bir yağ. 10-40'ını kullandık. Hatta yok 10-30'unu kullandık rodaj olsun diye. O yağı alacağız. Tekrar yağsını koyacağız ve motorumuz bittiği gibi. Motor kaç binde? 94.414 kilometrede arkadaşlar. Yani buradan şunu demek istiyorum. Bir Çin malı sıfır motor almaktansa ama eli ayağı düzgün olacak. Burada önemli olan nedir arkadaşlar? Motorda orijinallik olacak. Şimdi bu motor böyle kirli paslı olabilir. Size öyle görünebilir. Bunu da yıkayacağım birazdan. Yani motorun orijinal olması önemli. Bu da orijinal olması çok önemli. Çin malı alıp rezil olmaktansa ikinci el bir PCX alın, rahat edin. Şimdi bunu da yıkama haneye alıyoruz. Bir de şöyle bineyim bir bakayım ne diyecek makina. Ha, gitmez. Niye gitmez? Kayış yok, varyatör yok. Böyle de bir durum var. Göstersene o taraf. Onların da bir yenisi geliyor. Değerli takipçiler, bir dakika, solda görüyorsunuz. Şu anda varyatörü yok. Orijinal varyatör de geliyor. Buna zırlan sanayi kullanmışlardı. Orijinale dönüyor. Ustam mesaisine yoğun devam ediyor. Evet, şu anda. Bu motor 2-3 gün yatan hasta oldu. Niye yatan hasta oldu? Servisten orijinal sipariş verdiğimiz halde farklı parça gelmişti. Onu bekledik. O parça geldikten sonra da topladık zaten. Şu an şimdi sıkıntı yok. Bir PGX'i daha asfaltta tanıştırıyoruz. Revizyon işlerinizde önceden randevu alın arkadaşlar. Aynı gün parça olanları aynı gün teslim ediyoruz. Aynı gün teslim. Yani komple motor revizyonunda aynı gün teslim.
artı 10 bin kilometre usta garantisi. Çoğu diyor ki ya diyor niye madem güveniyorsun niye 10 bin kilometre garanti veriyorsun? Lan adam sıfır Honda'ya 20 bin kilometre garanti vermiyor. Onu da diyor ki her 2000'de 3000'de yağını bana değiştirirsen bir yağı da 500 bin liraya değiştiriyor. Öyle ben 50 bin kilometre garanti vereyim. Bütün yağı gel ben de her yağ değişimine 1000 lira yazayım. Sana 50 bin kilometre garanti vereyim. Hadi hodri meydan. Böyle de bir durum var. Yani bazı avukumun gazları da buradan yol atıştırıyor. Pırıl pırıl yaptın bugünkü motosikletler. Eline sağlık. Teşekkür ederim.